Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Hata. Aslında tüm her şey bunun üstüne kurulmuş bir yapı değil midir dünyada sizce de? Benim buna cevabım her zaman evet olmuştur. Selamünaleyküm. Ben Çağlar. Çok da parlak bir çocukluğum ve de iyi bir gençliğim olmamıştı. Çocuklukta arkadaşlarım ve ailem tarafından ezilen, sıska ve doğru düzgün kendini açıklayamayıp konuşmayan bir tiptim. Aslında ailemin beni sevmeme sebeplerinden birisi de ben onlara göre ailemize yakışmayan biriydim. Yani daha doğrusu ben babam gibi zeki ve girişimci birisi olmadığımdan dolayı babamın gözünde sadece normal birisi gibiydim. Babamın bu davranışı galiba ister istemez annemi de etkiliyor, onun bana olan sevgisini yıpratıyordu. Belki de babamın beni sevmemesi, annemin beni sevmesini engelliyordu. Ama bunun için elimden hiçbir şey gelmezdi. O gün sabah yine erkenden kalkmış, arabama binmiş, üniversiteye doğru gitmiştim. Normalde babam her ne kadar zengin olsa da bana bu konuda değer vermez ve bana servetinden koklatmazdı. Yani kendisinin son model arabası varken benim ortanın altında bir arabam vardı. Ama mevzu araba değildi. Arabaya da paylaşımcılığı üzerinden benle ilgili algı zoruma gidiyordu. Ben bunları düşünürken üniversitenin kapısının önüne geldiğimi fark etmiştim. Arabamı park ettikten sonra okulun içerisine girip sınıfıma yöneldim. Ama karşıma bizim bölümdeki Sinan çıktı. "Lan zengin bebesi, sen okula gelir miydin?" dedi. Ben tam elini itip ona küfrederek çıkışacaktım ki o bana küfredip şakayla karışık iteledi. Anlık boşluğuma geldi ve ben daha ne olduğunu anlayamadan kendimi yerde buldum. Ben yerde kendime gelmeye çalışırken diğer arkadaşlarım bana bakarak gülüyorlardı. Kendimi küçük düşürülmüş hissettiğimden dolayı gözlerim dolmuştu. Sinan bana bakıp "Ne olan, karı gibi ağlayacak mısın?" dedi. Ben de belimi tutup gözlerim dolu bir şekilde arabama bindim ve ağlayarak eve doğru gitmeye başladım. Hayat gerçekten de çok acımasızdı. Hiçbir şekilde bana iyi davranmıyordu. Ben de kendimi belki evde daha iyi hissedebileceğimi düşündüğümden dolayı eve doğru sürmeye başladım. O sırada sinirden olsa gerek burnumda kanamaya başladı. Eve geldiğimde annem burnumun kanadığını görünce "O da ne öyle?" diye bağırdı. Dayak yedim dedim ve odama doğru gittim. Annem bir sürü söylendi ve ağzıma itti adeta. "Sen oraya okumaya mı gidiyorsun yoksa zibidilik yapmaya mı?" diye bağırdı. Annemin bana bu bağırışları beni daha da sinirlendiriyordu ama sonuç olarak o benim annemdi ve ona kızıp saygısızlık yapamazdım. Annem babam gelene kadar bana bağırıp çağırdı. Babam geldiğinde de annem babamı abarta abarta konuştu ve bana karşı doldurdu. Zaten babamla aramız pek iyi olmadığı için bunu bir fırsat bilip beni yanına çağırdı. Ben de ne kadar istemesem de babam çok otoriter birisi olduğu için istemeye istemeye yanına gittim. Bana hiçbir şey demeden bir tane vurup "Ne yaptın lan sen okulda? Bizim adımızı kötülemeye mi gidiyorsun?" dedi. Tam ben cevap verecekken babam bana bir tokat daha vurup "Şimdi kalk git odana. O arabanın anahtarlarını da buraya getir. Sana çok yüz verdik. Belki böyle yaparsak adam olursun." dedi. Hiçbir şey demeden odama gidip anahtarları alıp babama verdim ve başım önde geri odama döndüm. Sinirli bir şekilde kendimi yatağa attım. Gerçekten de moralim çok fazla bozuktu. Belki biraz da olsa keyfim yerine gelir diye bir film açtım ve izleyerek yatmaya başladım. Ama filmde bazı değişik olaylar vardı. Yani bir kadın sevmediği birisini öldürmek için büyü yaptırıyordu. Bu durum dikkatimi çekmişti. Sonuna kadar soluksuz bir şekilde izledim filmi. Ve nihayet kadının istediği gibi de olmuştu. Adam cinler tarafından öldürülmüştü. Gerçekten de filmden çok fazla etkilenmiştim. Ama ben çoğunlukla böyle hurafelere inanmazdım. Fakat o filmden gerçekten de çok etkilenmiştim. Yani aslında etkilendiğim nokta cinler ya da büyüler değildi. Kadının sevmediği, nefret ettiği adamı büyü yoluyla öldürmesi beni daha çok etkilemişti. Ben bunları düşünürken bir anda kendimi farklı bir evde buldum. Kadının biriyle konuşuyordu. Biri dediğim kişi de bir kadındı. Ben kendimi dışarıdan izliyordum. Yani kendi kendimi izliyordum. Ben kadınla konuşurken her ikisi de bulunduğum yere bana doğru bakmaya başladılar. Çok fazla korkmuş. Neredeyse vücudumdaki tüm kan çekilmişti. Kadın tam değişik bir dilde konuşmaya çalışırken ben gözlerimi yatağımda açmıştım. Meğerse rüya görüyormuşum. Kendi kendime
Ulan ne rüyaydı be dedim ve banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Tekrar yatağa gidip uyumaya çalıştım. Ertesi sabah kalkıp evde boş boş oturmak yerine yakın arkadaşım olan Mustafa'yı arayıp kanka ne yaptın falan dedim. Mustafa en yakın arkadaşımdı. Yani onunla kardeş gibiydik. Aramızda hiçbir şekilde ne para ne de başka bir şeyin lafını yapmazdık. Ya birader gel de bir dışarı çıkalım. Çok sıkıldım evde. Hem de son zamanlarda canım sıkkın. Bizimkilerle kavga ettim dedim. Mustafa şaşkın bir şekilde ne oldu lan dedi. Burada olmaz kanka. Bir yere gidelim. Burada konuşamayız dedim ve buluşacağımız yeri planladıktan sonra telefonu kapattım. Mustafa ile buluşmak için evden ayrıldım. Buluşacağımız yere doğru gitmeye başladım. Yaklaşık bir saate de orada olmuştum zaten. Mustafa oraya çoktan gelmişti bile. Şaşkın bir şekilde ne olan arabayı nereye bıraktın dedi. Ben de hafif sırıtıp eve park ettim orada dedim. Mustafa bir şey anlamadığından hala yüzüme mal mal bakıyordu ama ben bunu hiç aldırmadan kanka bir şey sorma gel bir tekile girelim de bir paket sigara ve biraz da alkol alalım dedim. Mustafa hiçbir şey demeden bana eşlik edip sigara ve alkol alıp dışarı çıktık. Güzel, tenha bir yer bulup konuşmaya başladık. Kanka, ben dün bizim yavşak Sinan'la kavga ettim. Daha doğrusu dayak yedim gibi bir şey oldu. Ben de sinirli eve geldim. Haliyle de annem o vaziyeti gördü. Bir ton laf söyledi. Bir de yetmezmiş gibi. Babamı gelince sanki ben katilmişim. Birisini öldürmüşüm gibi doldurdu. Sen de az çok biliyorsun. Babam beni pek sevmez ve aramızda iyi değil. İşte babam beni çağırdı. Birkaç tokat vurup sahip sövdü. Ha bir de arabanın anahtarını aldı. Ulan sanki araba da öyle dört dörtlük bir araba da beni onunla tehdit ediyor. Alsın. Zaten bir gün ölüp gidecekler. O zaman da her şeyleri benim olacak. O arabaların hepsi, o evler, şirket hepsi benim olacak işte. O zaman ben de kendi kafamı dinleyeceğim. Şimdi kazansın gerizekalı. Bir gün hiçbir şey yapmadan onların hepsi benim olacak. İşte o zaman da o paraların hepsini gözümü bile kırpmadan harcayacağım dedim pis bir sırıtışla. E oğlum nereden biliyorsun belki sen onlardan önce öleceksin dedi. Mustafa normalde benden daha inançlıydı. Yani o dini konulara daha yakındı. O yüzden o kader kısmet olayına fazlasıyla takılırdı. Ben bunları düşünürken aklıma dünkü film gelmişti. Hemen o dünkü filmi Mustafa'ya anlatıp harbi böyle bir şey var mı? İstediğimiz bir insanı büyü yaptırıp öldürebilir miyiz dedim. Mustafa biraz düşündükten sonra konuşmaya başladı. Ya kanka, şimdi bu işler biraz karmaşık işler. Seninle benim bu konuda konuşmamız ne kadar doğru bilmem. Ama yine de ben sana bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Normalde büyü dinimizde yasaklanmış bir şey. Ancak bazı insanlar bunu yüklü miktarda para kazanmak için yapıyor ve bayağı da iyi para kazanıyorlar. Fakat parası ne kadar güzel olsa da dinimizde hem yasak hem de insanlara zarar veriyor bu şey dedi. Ben gerçekten de çok etkilenmiş. Hem de bunun bir fırsat olabileceğini düşünmüştüm. Kanka, şimdi bir şey diyeceğim ama aramızda kalsın bak bu. Şimdi birader, ben annemle babama bu ölüm büyüsünden yaptırsam ne olur dedim sırıtıp. Lan oğlum, gır gır geçme, bunun şakası olmaz. Hem ayrıyeten büyü işi tehlikelidir. Yapan ve yaptıran kişi ahiretini yakar. Ayrıca da bu işi kimin için yaptırırsan o kişi cinler ya da şerli varlıklar tarafından ya delirtilir ya da öldürülür dedi. Bunlar derken de oldukça ciddiydi Mustafa. Ben sırıtıp tamam işte oğlum ben de onu istiyorum dedim. Mustafa benim ciddi olduğumu fark edince bana ters ters bakmaya başladı. Oğlum mal mısın sen dedi. Ben ne diyorsun oğlum sen? Benim canımı sıkma. Bana bir günden bir güne analık babalık yapmamışlar. Ben bu yaşa gelmişim. Neredeyse evlenecek, çoluk çocuğa karışacak yaşa geldim. Adam bana tokat atıp küfrediyor. Şimdi gelip de bana sakın burada onlar senin ananla baban deme. Ağzı burun dalarım vallahi sana dedim. Mustafa tamam peki. Madem öyle bir şey yapacaksın, bunu düşünüyorsun, tam olarak ne için yaptıracaksın dedi. Ben ciddi bir şekilde ölmeleri için dedim. Emin misin dedi. Ben kendimden çok emin ve kararlı bir şekilde eminim. Bu dediğimi kesin yapacağım dedim. Mustafa iyi ama kime yaptıracaksın? Öyle bir adam ya da kadın biliyor musun? Hem zaten herkes bu işi yapamaz. Seçil insanlar yapar bu işi. Onlar bu mevzunun yıllarca bilgisini öğrenmişler. Yani öyle rastgele gittiğim birisi bunu yapamaz dedi. Ben tamam o zaman. Senin tanıdığın birisi var mı dedim. Mustafa emin bir şekilde yok oğlum. Ne gezer bende öyle yakın biri.
Onunla ne arkadaş olurum ne de tanışırım dedi. Bizim aileyi sen biliyorsun. Hepsi abdestli namazlı insanlar. Yani belki seninle bu konuşmamızı duysalar, ağzıma bile ederler dedi. Yok oğlum, aramızda kalacak bunlar, merak etme dedim. Daha sonra Mustafa'ya dönüp, kalacak değil mi diye yineledim. Mustafa elbette oğlum, ama bak emin misin sen? Yine de onlar senin annenle baban. Yani sana ben bunu her ne kadar desem de senin kararın değişmeyecektir biliyorum, fakat yine de ben üstüme düşen görevi yerine getireyim dedi. Ne görevi oğlum, salak saçma konuşma dedim ve onu tersledim. Biz Mustafa'yla biraz daha oturduktan sonra ikimiz de evlerimize dağıldık. Ben hemen odama geçip bilgisayarımı açıp Mustafa'yla olan konuşmamız hakkında birkaç bilgi edinmeye çalıştım. Aslında bilgisayarda Mustafa'yla olan konuşmalarımızın aynısı vardı. Yani ne eksik ne de fazla. Ben bunları düşünürken karşıma bir numara çıktı. Bu bir büyücünün numarasıymış. İşin ilginci ise bu yaşadığım şehirdeydi. Hemen telefonu elime alıp numarayı kaydettim ve ne yapacağım hakkında düşünmeye başladım. Aslında fikrimde kararlıydım. Çünkü onlardan bir an evvel kurtulmak istiyordum. Eğer onlar ölürse hem paralar hem tüm mal varlıkları bana kalırdı. Ben de artık beni kimse yönetemeyeceği için kendi başıma kararlar alıp kendi hayatımı yaşayabilirdim. Ben bunları düşünürken birden uyku bastırmıştı beni. Ben de çok fazla kendimi zorlamadan uyumaya karar verdim. Ama bir türlü uyuyamıyordum. Uykum vardı ama uyuyamıyordum. En sonunda uyuyamayacağımı anladığımdan dolayı kalkıp mutfağa gittim. Zaten o akşam bir şey yemediğimden dolayı açtım. O yüzden dolaptan bir şeyler çıkarıp atıştırmaya başladım. Ama içimde hala bir huzursuzluk vardı. Ben yemeğimi yedikten sonra gidip kendimi yatağa attım ve uyumaya başladım. Ertesi sabah kalktığımda bile hala aklımda büyücü ve büyü işleri vardı. Ben ne kadar kararlı olsam da içimde bir endişe vardı yine de. Dünden kaydetmiş olduğum numarayı aradım. Nerede olduğunu ve nasıl gelebileceğimi sordum. Adresi kaydettikten sonra ben de hazırlanıp oraya doğru gitmeye başladım. Eve vardığımda içimde sebepsiz yere bir korku oluşmuştu. En sonunda kendimi topladıktan sonra evin kapısını çalıp beklemeye başladım. Kapıyı yaşlı bir adam açmıştı. "Buyur aslan parçası," dedi bana bakarak. "Abi, sizinle telefonda konuşmuştuk. Siz hatta evi falan tarif etmiştiniz," dedim. Adam, "Ha tamam tamam, geç içeriye," dedi ve kapıyı sonuna kadar açıp benim girmemi bekledi. Bir odayı gösterip, "Geç evladım şuraya, ben de bir bardak çay alıp geleyim," dedi ve mutfağa girdi. Elinde çaylarla gelip ikimize de servis yaptıktan sonra konuşmaya başladı. "Anlat bakalım evladım, sorunun nedir? Belki bir çözüm falan buluruz," dedi ve benim konuşmamı bekledi. Ben de büyü yaptırmak istediğimi ve durumumu az çok anlattım. Adam hafif bir şekilde sırıtıp, "Evladım, o iş çok kolay ama senin bunun için sağlam bir bedel ödemen lazım," dedi. Ben de, "Tamam abi, sen onu dert etme. Para konusu bu işin en kolay kısmı," dedim hafif bir şekilde gülümseyerek. "Tamam o halde. Bu iş için kime yaptıracaksan onların bir adet resmi ve onların banyoda kullandığı sabunu getirmelisin. Ayrıyeten bir adet de saç tellerinden getirmelisin," dedi. "Tamam o halde," dedim. Adam hafif bir şekilde sırıtıp, "Ama paranın yarısını da bana getirmelisin," dedi. Ben, "Ama abi, şu an onlar ölmediği için benim de herhangi bir param ya da birikmişim yok. Eğer olur dersen o zaman daha fazlasını getireyim," dedim. Adam biraz sakalını sıvazladıktan sonra, "Tamam o halde, öyle olsun bakalım ama sen bu şeyi tam olarak kime yaptıracaksın?" dedi. Ben söylemekle söylememek arasında tereddütte kalmıştım. Ancak en sonunda kendimi toplayıp annemle babama yaptıracağım dedim. Adamın yüzünde pis bir sırıtış belirmişti. Biz o gün adamla yapacağımız her şey hakkında detaylı bir şekilde görüşüp anlaştıktan sonra ben müsaade isteyip yanından kalktım. Dışarı çıkıp telefonumdan Mustafa'yı aradım. "La hadi şu geçenki yere gel, seninle konuşmam lazım," dedim. Mustafa ne kadar ne olduğunu sorsa da hiçbir şey demeden telefonu kapattım ve oraya doğru gitmeye başladım. Yaklaşık yarım saate de orada olmuştum zaten. Ben geldikten hemen sonra da Mustafa da gelmişti. Biz biraz hal hatır ettikten sonra Mustafa heyecanlı bir şekilde, "Ne oldu lan, barıştınız mı sizinkilerle?" dedi. Ben sitemkar bir şekilde, "Yok, daha barışmadık ama ben de bu yüzden dolayı dün bulduğum büyücünün yanına gittim. Adamla konuştuk. Adam bu işi yapabileceğini, karşılığında da iyi bir miktarda para alacağını söyledi. Biliyorsun, bende de çok fazla bir birikim yok. Adam eğer kabul ederse
Annemle babam öldükten sonra ona istediği paradan daha fazlasını verebileceğimi söyledim. Adam da bunu kabul etti. Ben de sonrasında çıkıp buraya geldim işte. Bu cümleleri kurduktan sonra Mustafa'nın konuşmasını bekledim. Mustafa istemeye istemeye, "Bak kanka, bu işin sonu gerçekten de iyi olmayacaktır. Emin misin bunda?" dedi. Ben en sonunda Mustafa'ya sinirlenmiştim çünkü gidip gelip emin olup olmadığımı soruyordu. En sonunda kendime hakim olamadım ve bağırıp "Yeter artık, şunu sorup durma" dedim ve yanından kalkıp gittim. Mustafa hiçbir şey demeden sadece "Gidişimi izledi." Ben de bir dolmuşa binip eve gittim. Evde annemle babam yoktu. Ben de tam kendimi odama atacakken büyücü adamın dedikleri gelmişti aklıma. Annemle babamın olmamasını bir fırsat bildiğimden dolayı hemen iş üstüne koyuldum. Evin içinde saç aramıştım. Ama annemgilin odasında aradığımdan dolayı biraz da zorlanıyordum. Burası sürekli süpürülüyordu. Zor da olsa saç tellerini bulmuşken dış kapının açılma sesini duydum. Tam annemgilin odasından çıkacakken annemle babamın birlikte olduğu bir fotoğrafı gördüm komodinin üstünde. Onu da aldığım gibi bir hızla kendi odama koştum. Saçları bir peçeteye sardıktan sonra o resmi de bir yere gizleyip yatağıma uzandım. Sanki sabahtan beri yatakta yatıyormuşum gibi annem odama girdiğinde rol yaptım. Annem yine her zamanki gibi "Anca yat, başka hiçbir şey bilmezsin" diye bağırıp çağırdı. Ben de o sırada sinirlendiğimden dolayı lavaboya gidip elimi yüzümü yıkamaya karar verdim. Elime suyu almış yüzüme vuracakken aynada bir karartının bana baktığını fark ettim. Bir korkuyla arkama doğru baktığımda kara giyimli bir varlığın arkamda olduğunu görmüştüm. Zaten daha sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda annemle babam bana kolonya koklatıyor. Bir yandan da hafif yüzüme doğru vuruyorlardı. Bizimkilere ne olduğunu sorduğumda bayıldığımı söylediler. Ben hemen ayağa kalkıp odama doğru gittim. İyi olduğumu ve yalnız kalmak istediğimi söyledim. Aynada gördüğüm o şey bana verilen bir mesaj mıydı bilmiyorum. Belki de mirasa sahip olmamı sağlayacak cin bana görünmüştü. Bilemiyorum. Korkuyordum. Ama ertesi gün içinde heyecanlanıyordum. Sabah olduktan sonra malzemeleri alıp ihtiyarın evine gittim. Beni görünce tebessüm edip kafasıyla içeri işaret etti. İçeri girip onu takip etmeye başladım. Bir odaya girdi. Ben de peşinden odaya girdim. Ama oda dediğim yer gerçekten de değişik bir yerdi. Daha doğrusu oda değil de aynı bir mahzen ya da depo gibi bir yerdi. Değişik değişik kavanozlar, ilginç kitaplar vardı. Normalde kitaplara merakım olduğu için göz ucuyla incelemeye başladım ama bunlar normal kitap değildi. Not defteri gibi değişik el yazıları ve şekiller vardı. Ben bunları incelerken ihtiyar bana seslendi. "Otur evladım da daha fazla vakit kaybetmeyelim" dedi. Ben hemen oturup ne yaptığına bakmaya başladım. Adam getirdiğim poşettekilere bakarken birden kaşları dikleşti. Ne olduğunu sorduğumda "Evladım, sabunu getirmemişsin ama olsun, yine de fotoğrafları var. Bu da bizim için yeterli olacaktır" dedi ve önce benim önüme sonra da kendi önüne birer adet mum koydu. Ardından da boşta olan minderin önüne bir mum koyup sırasıyla benim önümdekini, sonra kendi önündekini, en sonunda o minderin önündeki mumu yaktı. Ben hiçbir şey demeden, adeta nefes bile almadan onu izliyordum. Adam mumlar iyice yandıktan sonra konuşmaya başladı. "Ey ateşten gelenlerin soyundan olan, ey melun, ey cin, senden istediğim vardır" dedi bağırarak. O anda o minderin üstüne sanki ağırlık konulmuş gibi yere doğru çöktü. Hoca o minderin çöküşünü görünce yüzü gülmüştü. Daha sonrasında bilmediğim ve anlamadığım bir dilde bağırarak o gelen her neyse ona bir şeyler anlattı. Fakat o anda gerçekten de neredeyse vücudumdaki tüm kan çekilmiş, adeta nefes bile alamamıştım. İhtiyar yan taraftaki yerden bir kalıp sabun çıkardı ve annemle babamın fotoğraftaki başlarının üstüne birer adet çivi çaktıktan sonra o getirdiğim saçları çivilere dolamaya başladı. Sabunla çiviye birkaç kez daha vurdu. En sonunda her şey bittiğinde mumları yine sırayla söndürdü. Ama bu sefer ilk minderin önündekini, sonra kendi önündekini, sonra benim önümdeki mumu söndürüp hafif gururlu bir şekilde bana döndü. "Her şey bitti evladım. Yakında onlardan kurtulacaksın. Annenle baban çok geçmeden önce kafa yiyecek, sonra da ölecekler" dedi. O an içimde bir mutluluk oluşmuştu ama aynı zamanda içimde sebepsiz yere bir huzursuzluk da vardı. Buna hiç aldırmadan adama teşekkür ettim ve Mustafa'yı arayıp tüm olanları anlattım. O günden sonra annemle babamla değişik değişik tuhaflıklar başlamıştı.
ama bana bir şey çaktırmamaya çalışıyorlardı. Fakat ben onların her akşam inlemelerini, bağırışlarını, her şeyi net bir şekilde duyabiliyordum. Gün geçtikçe daha da zayıflıyorlardı. Sanki deli gibi gözükmeye başlamışlardı. Bir gün annemle babam arabayla bir yere gittikten bir saat sonra telefonum çaldı. Arayan bilinmeyen bir numaraydı. Hemen açıp ne olduğunu sordum. Annemle babamın bir trafik kazası geçirip ikisinin de vefat ettiğini söylemişti arayan kişi. Hemen arabanın birine binip o hastaneye doğru gitmeye başladım. Onları son bir kez gördükten sonra morgdan çıktım. Hastaneden dışarıya çıktığımda gerçekten de yıkılmıştım. Önüme ilk gelen banka kendime atıp düşünmeye başladım. Bu kazayla benim alakam var mıydı? O büyü yapan ihtiyar böyle bir ölümden bahsetmemişti. Ama ben yine de ne yapmıştım? Kendi ellerimle annemle babamı öldürmüş müydüm? Bunun tek sorumlusu ben miydim? Emin değildim. Sabah kadar ağladım ama en sonunda tüm paraların bana kaldığını ve artık bana kimsenin karışmayacağını düşündükçe bu hüzün yerini mutluluğa, zafer sevincine bırakıyordu. Annemle babam sabah defnettikten sonra neredeyse koşarak eve gittim. Kasanın şifresini bildiğimden dolayı hemen açıp içeridekilere bakmaya başladım. Fakat içerisinde hiçbir şey yoktu. Sadece bir mektup vardı. Hemen açıp okumaya başladım. Satırlarda aynen şunlar yazıyordu. Oğlum, canım ciğerim, bize yaptığın her şeyden haberimiz var. Arkadaşım Mustafa dayanamayıp gelip bize anlattı. Yapılan büyüden haberimiz var ama hangi hocaya gitsek de çözüm yolu bulamadık. Seni suçlamıyoruz. Biz bir çözüm yolu ararken bir yandan da sana bunu yaptırabilecek kadar nasıl bir ebeveyn olduğumuzu sorguluyoruz. Evet, belki de öfke duymakta haklısın. Ne sen bizim istediğimiz gibi bir evlat, ne de biz senin istediğin gibi bir anne baba olduk. Kabahatimiz büyük. Seni hiçbir zaman anlayamadık. Ancak bize böyle bir şey yaptığından ve derdin para olduğundan dolayı seni affetmeyip servetimizin bir kısmını evladımız gibi olan Mustafa'ya verdik. Gerisini birkaç farklı vakfa bağışladık. Avukatta tüm resmi evraklar var. Biliyorum, belki de şu anda şoka girdin. Ama ne yazık ki durum bundan ibaret. Bizim hakkımız sana helaldir. Kendine iyi bak ve çalış. Ben babamdan zengin olarak bu dünyaya gelmedim. Çalıştım, kendim kazandım. Sen de yapabilirsin bunu. Ailemin ve son kısmını belli ki babamın yazdığı sözler burada bitiyordu. Sinir krizi geçiriyordum. Bu olanlar olamazdı. Hayır, böyle olmamalıydı. O gün öfkeyle babamın silahını alıp Mustafa'nın evini bastım ve 3 el ateş ettim. Yalnızca birisi kasından isabet etmişti. O anki durumumla inanın hatırlamıyorum ne yaptığımı. Mustafa ölmedi. Bu yüzden çok fazla ceza almadım. Yaklaşık 1 sene hapis yattıktan sonra salındım. Bunda Mustafa'nın benden şikayetçi olmaması da etkiliydi. Sık sık da beni bu sürede ziyarete gelmişti. Tabii okuldan atılmıştım. Bu süre zarfında uzun uzun düşünme şansı buldum. Pişmandım. Her şey berbat gitmişti. En çok merak ettiğim şey ailemin benim yüzümden ölüp ölmediğiydi. Çünkü büyücü bana böyle bir ölümden bahsetmemişti. Delirip başlarını duvara vura vura öleceklerini söylemişti. Hapisten çıktıktan sonra ilk iş o büyücüye gidip ailemin büyü yüzünden ölüp ölmediğini soracaktım. Çıkar çıkmaz dediğimi yaptım. Mustafa ile o adamın evine gittik. Ancak çok geçti. İhtiyar büyücü ölmüştü. Tövbeler edip ailemin mezarını ziyaret ettim. Ruhları için dua ettim. Ediyorum. Mustafa ile dostuz ve ortağız. Ailemin ona bıraktığım parada benim de hakkım olduğunu söyledi ve birlikte iş yapmaya başladık. Şu an ambalaj toptancılığı yapıyoruz. Büyük bir dükkan ve depomuz var. Şükür, para bir şekilde geri geldi. Ama ailem yok. Allah beni ve onların günahlarını affetsin. Amin. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.